Hocam iki cümle önce. Bu bir şaka. Siz siyasetçi olmuşsunuz. Bu bir şaka. Gerçekten yaptığımız her şey siyaset değil mi? Şu anda siyaset yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir davet gelirse gider misiniz? Herhangi bir... Siz çok hocam açık sözlü birisiniz. Benim sizinki iletişimde de çok açık sözlüsünüz. Hemen soralım. Şu anda bakın ben gerçekten siyasetten ayrılırken bir küskünlükle de ayrılmadım. İyi Parti'den de böyle bir şeyle ayrılmadım. Şu anda doğru da olmaz. Yani gitmem demiyorsunuz ama. Şu an doğru da olmaz. Önümüzde yerel seçimler var. Millete hizmet etmek sadece bir siyasi partinin içinde hizmet etmek değil. Hukukçulara böyle bir imkan vermiş mesleğimiz. Yani bu güzel bir şey. Biraz da ağzınız laf yapıyor ve doğrusunu yani söylediklerinizi şey yapıyorsanız, düşüncenizi söyleyebiliyorsanız dilinizle. Ben soruyu unuttum şimdi. CHP'ye geçer misiniz? Yok, o soruyu geçtik. Barış Bey bir soru sormuş. Şimdi ben daha açık bir şey sorayım. Siz ittifakı savunuyorsunuz. Ona bakarsanız çok özür dilerim. Beni AK Parti'ye geçtiğinde çok... Bir bakın tweetlere. AK Parti'ye geçecekmişim. Neler neler. Haram zıkkın olsun diyor. Bir fotoğrafını koymuş. Kızımla bir fotoğraf koydum. Kızım Almanya'dan geldi. Doktora yapıyor. Haram zıkkın olsun diyor yediğin diyor. Emekli vekil maaşını da alıyorsun diyor. Vekil maaşını da alıyorsun diyor. Tabii şunu soruyorlar çünkü bu Hatipoğlu ne? Bir Hatipoğlu'nu kim getirdi partiye? İnanın bilmiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Daha önceden tanıdığım bir... arkadaş değildi. Onu söyleyebilirim. İnanın bilmiyorum. O en son AK Parti'ye geçen isim olduğu için oradan da onu sorayım. Ben televizyonlarda habire İYİ Parti'yi savunan, bu arada işin hukuki şeyini yapan, işte belgeleri onlara bunlara hazırlayan bir ekip olarak düşünün beni. Bu teşkilat işleri yahut da işte milletvekili onlarla hiç ilgim olmadı. O kadar politikacı olamamışım ben siyaset. Şu, bugün Musavat Dervişoğlu'nu belki okumuşsunuz, yani evet, dinlemişsinizdir. İlk bölümü izleyicileriniz için bir bölümü okuyayım. 2023 seçimi çok iyi şartlara rağmen bir ittifak kurarak kazanamamışız. Şimdi bize diyorlar ki 2024'te de ittifak kuralım. Ne yapalım? 2028'i mi kaybedelim sizin güzel hatırınız için? Özetle diyor ki biz 2028'i kazanmak istiyoruz. O yüzden bugün yeni bir yola çıkıyoruz tek başımıza. Bu biraz size de hani sizin gibi düşünenlere verilmiş bir yanıt gibi. Şimdi sizin formülünüz ne? Şimdi bir bıraktım sonuçta siz İYİ Parti bıraktınız, siyaseti bırakmadınız. Evet. İYİ Parti bu konuşmayı okuduğumda şöyle bir his var. Biz ittifak kurduk ama hiçbir şey alamadık, hiçbir şey kazanamadık, bir belediyemiz olmadı. Hep CHP'ye kazandırdık psikolojisi var. Evet. Mesela bir Var, bu psikoloji var. Evet. Bir çalışma yapılmış, işte mesela bakın 25'e 10. İki partiyi söylüyorum. Bu partiler ayrı ayrı girerlerse şu kadar kaybediyorlar. Ama birlikte girerlerse bu kadar kazanıyorlar. Atıyorum burada 5 ilçe onun, 2 ilçe bunun şeklinde mi? Ne öneriyorsunuz bu birlikteliğe? Yani İYİ Parti'nin bu sözlere muhatap olmamak adına soruyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben doğrusunu söylemek gerekirse, görüşlerimi de Sayın Genel Başkan'a da söylemiştim. Bu doğrudur ya da değildir. Herkes şunu ifade etmek istiyorum önce. Demin de söyledim. İYİ Parti... Farklı tabii ki girer. Niye girmez? Yani CHP'ye girerken kimse soruyor mu? İYİ Parti'ye de kimse soramaz. İYİ Parti kazanacağına emin ol. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. İYİ Parti ya da bir parti kazanacağını düşündüğü yerlerde kendisi girerse çok güzel. Belki başka yerlerde başkalarıyla da ortaklık yapabilirsiniz. Ümit Özdağ'la İzmir... Ben arkadaşınız kazanıcı, hatta sizi de savundu, açıktan savundu. Kazanabileceği bir yer olarak görüyorsunuz. Bilmiyorum, şunu söyleyebilirim. Ümit Özdağ'la çok donanımlı ve çok hem donanımlı hem insan, İzmir'i çok seven ve İzmir'e faydalı olacağını düşünen bir arkadaşımız. Bu iddiası olan bir milletvekili ve bir genel başkan yardımcısı olarak İYİ Parti'nin, ki şimdi de genel başkan yardımcılığından ayrıldı ki seçime kadar İzmir'de daha fazla çalışayım diye. Böyle bir iddiası olan ve buna inanan bir arkadaşımızın, bir siyasetçimizin buna soyunması bence çok doğal. Ama Ankara ve İstanbul'a geldiğimizde özellikle bakın biz İYİ Parti olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ve Sayın Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik. Daha sonradan ısrarımızla
Cumhurbaşkanı'nın etkin Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yapılan protokolle de her iki belediye başkanı ile beraber Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla seçimlere girdik. Dolayısıyla bu iki belediye başkanının kişi olarak da İYİ Parti ve diğer Millet İttifakı'nın bütün şeyleri için yani kaldı mı Millet İttifakı kalmadı mı bilmiyorum ama seçimlere Millet İttifakı adı altında giren bütün partiler için bu iki şahsın bana sorarsanız bütün diğer şehirlerde girecek olan adaylardan farkı var. Dolayısıyla benim özellikle ısrarım birisi başkent, bir tanesi dünya kenti ve Türkiye'nin en önemli kenti, 20 milyon neredeyse daha fazla belki nüfusu var ve başarılı iki tane belediye başkanı var. Ve şunu da biliyoruz ki sistem halkı ikiye bölmüş durumda seçmeni. Yani bu seçimler kazanılırken muhalefet de kazansa, iktidar da kazansa 60'a 40 kazanmıyor arkadaş. Hep ne oluyor? 51'e 49, 51.5'a 48.5. Demek ki kazanıldığında kim kazanırsa yine arada bir fark olacak. Belki 0.5 olacak, belki 1.5 olacak. Onun için bu sistemde bizim elimiz, siyasi partilerin hiçbirisinin eli çok ne değil, serbest değil. Aynı şeyi Cumhur İttifakı için de düşünebilirsiniz. Yani mesela belki Milliyetçi Hareket Partisi de istemez mi canım? Bir tane Milliyetçi Hareket Partisi'nden birisi İstanbul Belediye Başkanı olsun. Belki arzu ederler. Ama maksat ne? O şeyi en fazlayı almak. Dolayısıyla bu meselede bu birliğin, bu beraberliğin, bu iki şehirdeki ben İYİ Parti ile bu benim fikrim yine. Yani İYİ Parti bunu kabul etmiyor ve bugün de Sayın Kürşat Zorlu'nun ya da Musavat Dervişoğlu'nun, Musavat Başkanı'nın söylediklerine baktığımızda farklı fikirdiler. Zaten ben de onun için ayrıldım. Bunları ifade etmek kimseye karşı gelmek değil. Bunları ifade etmek İYİ Parti'yi zora sokmaz. Bunlar benim düşüncem yani eski bir partili olarak. Hocam son bir dakikam. İstanbul ve Ankara'dan İYİ Parti kimi aday çıkarmayı düşünüyor? İnanın bilmiyorum. Hiç konuşulmuyor Hiç bilmiyorum. Yani o derece son İttifak aylara... olursa geri döner misiniz partiye? Bilmem. Bunu hangi biraz partiye? Bunu biraz da yani partimizin bakalım parti beni istiyor mu geri? Öyle değil mi? İsterse önce, döner misiniz? Önce parti beni istiyor mu ona bakmak lazım. CHP ile İstanbul'un bir ilçesi için görüştüğünüz tweetlerini okudunuz muhtemelen. Ona ne diyeceksiniz? Kesinlikle böyle bir şey yok. Yani peki. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bir kere belediye başkanlığı bana sizce şey mi? Hani çok mu uygun? Ben öyle görünüyor muyum? Ben hukukçuyum. Ben belediye başkanı olmak da çok zor, çok güzel. Birisi görev verse, mecbur kalsanız yaparsınız. Hocam sağlık bakanı düşünülüyor İstanbul için o yüzden. şunu söylemek istiyorum. Yani böyle bir görüşmem kesinlikle yok. İnsanlar herkesi bir yerlere yakıştırıyorlar. Muhakkak İYİ Parti'den ayrılıyorsa bir başkasına angaje oldu. Bir başkasıyla efendim. Ya böyle evet. Şeyler yok. Ama işte tam bir yani. Ayrılık sonrası süreç. Biz de tam bir ayrılık yayını yaptık. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür geldiğiniz ederim. Geldiğiniz için sağ herkese iyi akşamlar diliyorum. Yani hayatınızda yeni bir sayfa açtınız 3 gün önce. Başarılar diliyoruz o sayfada. Çok teşekkür ederim. Kamuoyu inşallah söylediklerimi takdir şey yapar. Çok beğenir. Güzel mesajlar sizi geldi. Sizi burada ağırlarız tekrar. Evet. İnşallah. Yine bekleriz. Sağ olun. Olarak da. Biz de şimdi bir mola veriyoruz.